Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok şık ve çok güzel bir model çalışacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle kabartmalı, 3 boyutlu bir model. Hemen şöyle tersini de göstermek istiyorum. Gayet düzgün. Arkadaşlar bu modeli nerelerde kullanabiliriz derseniz, bu modeli etui şallarınızda, çantalarınızda, yeleklerinizde, yatak örtülerinizde, bebek battaniyelerinde sizler nerede isterseniz rahatlıkla örebilirsiniz. Hemen kullandığım ipten bahsetmek istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Alize pırıltılı şal ipi kullandım arkadaşlar. Tüylü bir ip değil. Sizler istediğiniz türde ip kullanabilirsiniz ve kullandığım tığ numarası ise 2,50 milimlik tığ kullandım. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel duruyor. Güpere de çok benziyor. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen yapımına başlayalım. Hemen yapım aşamasına geçmeden minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Videoların devamlılığı için bu videonun beğeni alması ve yorum yapılması çok önemli. O yüzden sizler de bu videoyu beğenip yorum yapmadan geçmezseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. 10 ve katları şeklinde zincir çekeceğim. 10 ve katları artı 4 şeklinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde 10 ve katları şeklinde zincir çekip dönüyorum. 10 ve katları şeklinde zincirimi çektim. Artı 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Çektiğim en son zinciri tırnağımla tutuyorum. 3 zincir. 1, 2, 3. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki tırnağımla tuttuğum zincire batıp ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki zincire battım. İkili trabzan. Yan yana çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım oldu. Burada 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen zinciri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5'inciye battım. Üçlü bir trabzan yapıyorum. Önce 1, sonra 2, 2. 2 zincir. Tığın başını doladım. Aynı zincirin içine bir tane daha üçlü trabzan. 2 zincir. Aynı zincirin içine bir üçlü trabzan. Daha 3 tane yuvamız olması gerekiyor. 2 zincir. Aynı yere battım. Üçlü trabzan. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın 3 tane yuvamız olmuş oldu. 1, 2 zincir çektim. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5'inciye battım. Kapattım. 2 zincir. Tığın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5'inciye batıyorum. Ve yine 3 tane yuva olacak şekilde trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan. 2 zincir. Tekrar aynı yere battım. Üçlü trabzan. 2 zincir. Aynı yere batıyorum. Üçlü trabzan. 2 zincir. Ve son üçlü trabzanımı yapıyorum. Hemen şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4 tane aralarına 2 zincir çekerek trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5'inciye battım. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2 zincir çektim. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5'inciye battım. Üçüncü modelim için yine aynı işlemleri yapıyorum.
aralarına 2 zincir çekerek 4 tane üçlü trabzan. 2 zincir, üçlü trabzan. Bakın 3 tane yuvam var. Evet, son olarak 2 zincir çektim ve burada sayıyorum. 1 2 3 4 5.ye başını doluyorum, pardon. 1 2 3 4 5.ye batıyorum. Ve hemen kenar trabzanlarımı yapıyorum, 3 tane. Evet, 3.'ye de yaptım ve bu sırayı bu şekilde bitirmiş oldum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. 3 tane modelimiz olmuş oldu. Sizler bu şekilde istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Evet, burada 3 zincir çekerek yükseliyorum. Modelimi çevirdim. Her zaman kenar trabzanlarımızı muhakkak yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan çektiğim zincirle beraber. 3 tane yaptım. Şimdi burada hiç zincir çekmiyorum. Tığın başını doladım. İlk boşluğa battım. 2 ilmek çektim. Gerisi tığımda. Başını doladım. Boşluğa battım. 2 ilmek çektim. Gerisi tığımda. Bu şekilde toplamda 5 tane yarım trabzan yapacağım. 4 oldu. 5.'yi yapıyorum. 2, 4, 6 tane ilmeğimi aynı anda kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa batıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Şimdi hemen ikinci boşluğa geçiyorum. Kaydırma yöntemiyle ve 2 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Yine burada çektiğim zincirle beraber 5 tane yarım trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5. Kapattım. 1 2 3 4 zincir. Aynı boşluğa battım. Kaydırmayla kapattım. Son boşluğa geçiyorum. Kaydırmayla 2 zincir. Ve yine 5 tane çektiğim zincirle beraber 5 tane yarım trabzan. Başını doladım, boşluğa battım. 2 ilmek çektim. Gerisini tığımda bıraktım. Toplamda 5 tane olacak. Hepsini topladım. Sonuncuda bir zincir çekiyorum. Ve az önce şu ikisinde yaptığımı yapmıyorum. Çünkü diğer modele geçeceğim. Tığım başını doluyorum. Hemen diğer boşluğa geçiyorum. Bakın hemen karşısı. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Bitti. Hemen karşıya geçtim. Ve bu şekilde yine yarım trabzanlarımı yapıyorum. 5 tane hep. Kapattım. Burada 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen boşluğa battım. Kaydırmayla kapattım. İkinci boşluğa geçtim. Kaydırma yaptım. 2 zincir ve ikinci boşluğa 5 tane yarım trabzanımı yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 zincir, boşluğa battım. Kaydırma. Sonuncu boşluğa geldim. Kaydırmayla geçtim. 2 zincir ve çektiğim zincirle beraber 5 tane yarım trabzan. Evet. Kapatıyorum. 3. yaprakta sadece bir zincir çekip hemen karşıdaki boşluğa geçip devam ediyorum. Üç, dört
ve 5. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Kaydırma yaptım. Şu ikisini de doldurup hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, iki yaprağımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Tığın başını doluyorum. Ve ilk trabzan tepesine battım. 2'li trabzan. İkinciye battım. 2'li trabzan. Üçüncüye battım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Bu şekilde arkadaşlar, burası modelimizin tersi oluyor. Düzü ise burası. Şöyle gördüğünüz gibi burası daha düzgün. Evet. Şimdi modellerimizin üst üste gelmemesi gerekiyor. O yüzden ikinci model sıramızda yine 3 zincirle yükseldi. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Evet, burada hiç zincir çekmiyorum. Yani ilk sırada zincirle başlamıştık kutucukları yapmaya, ama burada zincir çekmiyorum. Tığın başını doladım. Hemen en son yaptığım yaprağın arasına battım. Üçlü bir trabzan. 2 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. Üçlü bir trabzan. 2 zincir. Tekrar aynı yere battım. Üçlü bir trabzan yaptım. Yani buraya yarım çiçek yapacağız. 2 yapraklı çiçek. Burada 2 zincirim var. Hemen bir ikinci yaprağın şöyle tepe noktasına batırıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2 zincir çektim. Tığın başını doladım. Bakın, 2 model arası, 2 yaprak arası şu şekilde arasına dolayıp üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir. Tekrar aynı bölüme batıp üçlü trabzan. Yine burada 3 tane yuva yapacağız. İlk sıradaki gibi. İkinciyi yapıyorum. Ve üçüncü yuvamı da tamamlamış oluyorum. Yani yine aralarına 2 zincir çekerek 4 tane ikili üçlü trabzan yaptık. 2 zincir. Hemen bakın, bir ikinci yaprağın şöyle göstermek istiyorum hemen. Bakın, batacağımız yer zaten belli. Hemen şuraya batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2 zincir. Hemen 2 yaprak arasına batıyorum. Ve yine buraya aralarına 2 zincir çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Arada ikili trabzan yaparsam kusura bakmayın, bazen şaşırabiliyorum. Ama dediğim gibi 3 trabzan. Bazen oluyor öyle. Arkadaşlar diyor ki, ama orada siz 2 trabzan yaptınız. Arkadaşlar bazen şaşırabiliyorum. Ama siz dediğime kulak asın. Evet. Burada 2 zincir çektim. Bakın, 1, 2. İkinci yaprak. Yani ortadaki yaprağın tepe noktasına battım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2 zincir çektim. Hemen şu kenarda yarım bir model yapacağız. Bakın, hemen şuraya batıyorum. 3, 1 trabzan. 2 zincir. Tekrar battım. Yani buraya 3 tane üçlü trabzan yapmış oluyorum. İkinciyi yaptım. 2 zincir. Tekrar aynı yere battım. Ve üçüncü ikili trabzanımı yaptım. 2 tane yuvam olmuş oldu. 3 tane üçlü trabzanım. Zincirim yok. Hemen kenar trabzanlarımı yapıyorum. İkili trabzan. Yanındakine battım. 2 ve üçüncü trabzanım. Şöyle göstermek istiyorum bu sırayı. 2 tane yarım, 2 tane de tam modelimiz oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Tığın başını doladım. Ve hemen trabzanlarımı yapıyorum.
Burada yine hiç zincirim yok. Tığın başında uyuyorum. İlk yuvaya hemen batıyorum. Ve 5 tane yarım trabzanımı yapıyorum. 3 4 ve 5. Tüm ilmekleri kapattım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Aynı yuvaya batıp kaydırmayla kapattım. Diğer yuvaya geçtim. Kaydırmayla 2 zincir. Çektiğim zincirle beraber 3 tane yarım trabzan. 3 4 ve 5. Kapatıyorum. Şimdi karşıya geçeceğim de 4 zincir çekip kaydırma yapmıyorum. Sadece bir zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum ve karşıya geçip yine yarım trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. 2 3 4 ve 5. Kapattım. 1 2 3 4 kaydırmayla kapatıyorum ve yandaki boşluğa geçiyorum. Bu şekilde az önce yaptığımız gibi yine 3 tane yaprak, daha sonra karşıya geçiyoruz. Şurayı da yapıp şunları yapıp şunları yapıp hemen dönüyorum. Evet, ben yapraklarımı bitirdim. Ve son yarım, şurada yaptığımız yarım modele geldim. Orayı da hemen, oraya da 2 tane yaprak yapacağım. Ve bu sıramı bitireceğim. 2 3 4 ve 5. Kapattım. 1 2 3 4 aynı yere batıp kaydırma yaptım. Hemen ikinci boşluğa kaydırmayla geçtim. 2 zincir. Çektiğim zincirle beraber 5 tane yarım trabzan. 3 4 5. Hepsini tek seferde kapattım. Burada sadece bir zincir çektim. Çok pardon. Tığın başında oluyorum. Bakın hemen şöyle dipten başlamıyoruz. Bakın 3 tane hemen şuradan başlıyorum ve 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Modelimi çevirdim. Şöyle hemen bu sırayı da göstermek istiyorum. Bakın burada yarım çiçekler yapmış olduk. Şurada da aynı şekilde. İki tane yarım, iki tane tam çiçeğimiz olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz ve ilk sırada yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz. Hemen orayı da göstermek istiyorum. Eminim ki model kafanızda şekillendi diye düşünüyorum. Ama yine burayı da şu şekilde göstermek istiyorum. Evet. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi ilk sıraya biz yuvalarımızı yaparken 2 zincirle başlamıştık. Yani yarım sıradaki gibi hemen geçmiyoruz. Aklınızda kalsın diye söylüyorum. Tam modellerde zincirle başlıyorum. Ama yarım modele başladığımda zincirle başlamıyorum. Evet, şimdi burada hemen 2 zincirimi çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Bakın hemen şöyle yarım trabzanımı atlayıp şu iki yaprağın arasına batıp tam bir model için yuva yapıyorum. Yine aralarına 2 zincir çekerek üçlü trabzanlar yapıyorum. 4 tane. 2 oldu. 3 ve 4. Şöyle göstermek istiyorum hemen. Kafanızı karıştırmadan bu şekilde. Daha sonra 2 zincir. Hemen yanındaki
Bir önümüzdeki modelin tam ortasına, tepesine şöyle batıyorum. Pardon. Sık iğne ile zincirimi sabitledim. İki zincir. Tığın başında doluyorum. Ve hemen iki yaprak arasına geçtim. Dört tane üçlü trabzan aralarına iki zincir çekerek. İki. Üç. Dört. Evet. İki zincir. Hemen önümdeki ikinci yaprağa tam tepe noktasına battım. Sık iğne ile sabitledim. İki zincir. Tığın başında doluyorum. Ve yine iki yaprak arasına batıp aralarına iki zincir çekerek dört tane üçlü trabzan. Gördüğünüz gibi model gerçekten çok kolay aslında. Ama ilk yapacak olanlar böyle üçüncü sırada falan tamamen oturacaktır. Böyle elinizde ip olmadan seyrettiğinizde biraz karışık gelebilir. Ama benimle birlikte ördüğünüzde zaten ilk başlangıçta şöyle benim gibi böyle 3 tane ile başlayın, modeli öğrenin iyice. Ondan sonra istediğiniz gibi büyüklükte yapabilirsiniz. Ama önce şöyle 3 tane modelde bir deneyin. Daha sonra pardon, 4. trabzanımı tekrar yapacağım. 2 zincir çektim burada. Tekrar 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle modeli göstermek istiyorum. Zaten model gördüğünüz gibi ortaya çıktı. Çok da güzel oldu. Bu renkle de gerçekten çok güzel oldu. Diğer altın rengiyle de çok güzel oldu. Bunun da bu kadar güzel olacağını bilseydim bununla yapardım. Ama bütün renklerle güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Yine 3 zincirle yükseldim. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. Ve yine ilk sırada ne yaptıysak burada da onları yapıyoruz arkadaşlar. Başka bir işlem yok. İki sıradan oluşuyor çiçekler. İlk sıramız gördüğünüz gibi tam çiçekler. İkinci model sıramız iki yarım, yani bir başta bir sonda yarım olacak. Diğerleri tam olacak. Sizin yaptığınız sayıya bağlı. Bu şekilde devam edecek. Hiç zincir çekmeden hemen karşıya geçiyorum ve yarım trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben şöyle hemen burayı da bitirip döneceğim. Şunu bir bitirelim. Şöyle, evet. Bu şekilde yine 1, 2, 3, 4 dibine battım. Hemen yandaki boşluğa battım. Kaydırmayla 2 zincir ve yarım trabzanlarıma devam ediyorum. Bu şekilde hemen ben bu sırayı bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Yine burada hiç zincir çekmeden kenar trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle çevirip göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz hazır. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Benim için yine çok keyifli videolardan biri oldu. Hemen diğerini de şöyle büyüdükçe gördüğünüz gibi çok şık bir şekilde görünüyor. Evet arkadaşlar, bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.